Herkese merhabalar. Benim adım Selçuk Keser. Ben öğrenler.com'un kurucusuyum. Bugün size kendini öğrenme kavramı hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Kendini bilmek, yani kendini bilmişlik gibi değil de kendinizi bildiğinizi düşünmek aslında sıkıntılı bir süreçtir. İkisini aynı olarak da düşünebilirsiniz. Aslında kendimizi sürekli olarak öğreniyoruz ve hiçbir zaman da tam olarak öğrenemeyeceğiz. Yani biliyorum demek tehlikeli bir cümledir. Biliyorum yerine biz öğrenenlerde öğreniyorumu tercih ediyoruz. Çünkü biliyorum kelimesi insanları öğrenmeye kapatan tehlikeli bir kelimedir. Şimdi kendini öğrenebilmek için aslında metaforu şuradan kurabilirsiniz. Siz aslında ömrünüzün artık kaç sayfa süreceğini bilmiyorum, yani kaç yıl yaşayacağınızı bilmiyorum ama yaşayacağınız yıl kadar sayfadan oluşan bir kitapsınız. Ve bunun 3. sayfasında 3 yaşınızdaki bir dili kullandığınızı düşünün. 15 yaşındayken farklı bir dilde bir sayfa, 24'te farklı dilde bir sayfa düşünebilirsiniz. Şimdi hangi sayfayı okuyacaksanız o dile hakim olmanız gerekir. Fakat hiçbirimiz kendi yaşımızdayken olayların çok da farkında değilizdir. Hep bir ya eskiden olsa, şimdiki aklım olsa bir şeyleri düzeltebilirim filan dersiniz. Yani 24 yaşındaki aklımla 15'imde yaşasam belki olaylar daha farklı bir şekilde gelişebilirdi. Bu yüzdendir ki kendinizi öğrenme sürecinde hiçbir zaman doğru kararlar aldığınızı ve net oluşunuzu, ben kendimi biliyorum falan filan diye ortaya çıkaracağınız fikirleri dikte etmeyin. Çünkü her gün, her saniye, her dakika değişiyorsunuz ve bu değişmede açık olmalısınız. Bu yüzdendir ki biz insanlara insan doğar, öğrenir, ölür diyoruz. Yani yaşadığımız her an biz bir şeyler öğreniyoruz. Eğer bir insan kendini öğrenmeye kapattıysa artık onu yaşamıyor bile sayabiliriz. Şimdi kendini öğrenmek kavramında şunu düşünebilirsiniz. 15 yaşında bir öğrenme sürecine başladığınızı düşünün. Mesela gitar öğrenmek. Bir de 24 yaşında başladığınızı düşünün. Yani motivasyonunuzun ne olduğu çok önemli. Eğer 15 yaşında daha eğlenceli, farklı şeylerle, farklı ilgi alanlarıyla, farklı hayat tarzlarıyla uğraşıyorsanız belki de gitar sizin çok ilginizi çekmeyip böyle bir kenara attığınız enstrüman bile olabilir. Ama belki ilerleyen bir yaşta artık ya bunu öğrenmeyeceğim ama gitar artık benim içimde bir dert oldu. Şunu yapana kadar öğreneceğim falan gibi bir motivasyona sahip olduğunuzda o zaman öğrenilmesi kolay bir enstrümana dönüşebiliyor. Yani aslında neyi, ne zaman öğrendiğimiz de çok önemli. Bu yüzdendir ki atacağımız adımları biz zamana göre belki belirlemeliyiz. Fakat o zaman da motivasyona göre belli oluyor. Kendi hayatımdan örnek vererek ilerleyelim burada. Bana hep hayatım boyunca müzik kulağım var derlerdi. Fakat hiç kimse bir enstrüman alayım da Selçuk gitar öğrensin ya da o müzik becerilerini buraya yansıtsın falan demedi. Ama ilerleyen zamanlarda üniversite öğrencisi olduğumda özel ders veriyordum bir öğrenciye. Bir baktım çöpün yanında gitar var. Dedim bu niye burada duruyor? Dedi ki hocam onu çöpe atıyoruz. Niye atıyorsunuz ki dedim. İşte dediler yani kırık. Bir baktım arka tarafında ufak bir çatlak var. Yani orayı ben dedim kendim yapıştırırım. Alabilir miyim? Alabilirsin. Gittim onu yapıştırdım. Sonra çok güzel bir tane tel aldım. İnternetten de bir video buldum. Zaten ben Google Teknik Üniversitesi, YouTube Teknik Üniversitesi gibi kavramları kullanırım. Oralar derya denizdir. Oralardan bir bilgiyi seçtim. Bir eğitim serisi gibi düşünebilirsiniz. Onu da hazırladım. Bu gitarın kılıfının içerisine koydum ve bir yerde durdu. Ona hemen başlamadım çünkü kendimi çok iyi tanıyorum diyorum ama tabii ki sürekli öğreniyorum. Orada kendimden bazı konularda çok emindim. Ben ona şimdi başlarsam yarım bırakırım çünkü sınavlarım yaklaşıyor. Benim öyle bir zamanda onu öğrenebilmem gerekiyor ki ona hem zaman ayırabileyim, bundan sonra hayatıma entegre edebileyim ve onu hiç bırakmayayım ve öyle bir şey olsun ki çok hevesle her gün parmaklarımın morarmasına değebilecek bir motivasyonum olsun. Nedir bu? Aşık olduğum kişiye 10 gün içerisinde bestelerimi gitarla çalmak istiyorum dedim. Ve ondan sonra da o 10 günlük süreci yaşamaya başladım. Şöyle bir durum oldu. Normalde belki parmaklarımı hiç öyle acıtmam, etmem, üzerine çok çalışmam fakat orada ağzımla bestelediğim ama her seferinde başkasına muhtaç olduğum bir kavram vardı. O gitarı ben çalmalıydım ve 10 gün sonra da o kişiye çalarak dinletmeliydim. Bu benim için çok önemli bir motivasyondu.
Sizde de böyle bir motivasyon olursa öğrenemeyeceğiniz hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Zaten Einstein mesela, ben normalde çok zeki değilim, sadece meraklıyım, her şeye karşı ilgiliyim. Bu yüzdendir ki beni böyle görüyorsunuz falan diyor. Şimdi bu çok mantıklı. Gerçekten de bir şeye karşı motivasyonunuz varsa o konunun bence zorluğu konusunda hiçbir derdiniz olmamalı. Çünkü zaman kıstasınız yok. Er ya da geç bir gün onu öğreneceksiniz. Yeter ki o konu hakkında gereken bütün altyapıyı kurun. Yani insanlar bir günde de integrali öğrenemezler. Tabii ki altyapısında bakarsın, kümeleri öğrenirsin, fonksiyonları öğrenirsin, geometri öğrenirsin, terimler, bir sürü şeyler belki öğrenilmesi gerekir altyapıda. Fakat bunların farkında değilsinizdir. Ama bir gün bir bakarsınız ki benim o konuyu öğrenebilmek için gerekli altyapılarım yavaş yavaş tamamlanıyor. O zaman şimdi tam zamanı diyebilirsiniz. Aynı şekilde bende de gitarda öyle oldu. Müzikle belirli bir dolgunluğu, altyapıyı kurmuşum. Bir motivasyonum var ve orada gördüğüm eğitim setini kendimi değerlendirerek anlayabiliyorum. Şimdi bu nokta çok önemli. Kendini değerlendirebilmek. Biz kendimize bile yalan söyleyebilen varlıklarız. Bu yüzden kendimize karşı çok dürüst olabilmeliyiz. İnsan çünkü tek başına bir şey öğrenmeye kalktığında o odadaki tek jüri kendisi. Acaba şu an öğrendiğim şey doğru mu? Ben yanlış anladım da yanlış bir şey mi öğreniyorum ve devamını getiriyorum. O yüzden kendimizi yargılayabilmeli, o geri bildirimi verebilmeliyiz. Bu konuda da kendimize karşı çok dürüst olmalıyız. Geri bildirim gerçekten çok önemlidir. Mesela Alibaba'nın kurucusu geri bildirime çok fazla önem veriyorum diyor. Şöyle düşünün, 10-20 tane çalışanınız olabilir. Ortaya bir fikir çıkarabilmeleri için onlara servet ödüyor olabilirsiniz. Fakat 1 milyon tane müşteriniz varsa, bunlardan herhangi bir tanesi yaşadığı durumla ilgili çok güzel bir çözüm önerisini bir geri bildirim yorumunda size ulaştırırsa, o verdiğiniz maaşlardan daha kaliteli bir yönerge almış olursunuz. Aslına bakarsanız bu da bedava gibi bir şey. Yani geri bildirim formlarını sadece takip edebilmeniz, bunun için de mesai harcıyor olmanız lazım. O geri bildirimler sizi ileriye taşıyacaktır. Çünkü geri bildirimsiz bir öğrenme, tek taraflı ve hiçbir zamanda kontrol etmediğiniz bir bilgi aktarımı, bir bilgi dolumu gibi olabilir. Eğitim sistemimizde de yaşanan problemlerden büyük bir kısmı budur. Çünkü bazı şeyleri yanlış öğreniyoruz ve yanlış öğrenmeye devam ediyoruz. Onu hiçbir zaman kimse düzeltmiyor. Ta ki iş hayatına başladığımızda bir patronun sen bunu bilmiyor musun dediğinde fark etmenizle ortaya çıkıyor. Yani siz öğretmenlere karşı soru sormaktan kendinizi çekiniyorsunuz ve çekindiğiniz için de bazı soruları soramıyorsunuz ergenlik yıllarınızda, okul hayatınız boyunca. Hatta bazılarımız üniversitenin son sınıfına kadar hocalarımıza çekiniyoruz bir şeyler sormak için ve arka taraflara oturuyoruz. Sonra da iş hayatımızda bununla ilgili bir soru geldiğinde daha büyük rezil oluyoruz. Rezil olmak kavramını böyle düşünebilirsiniz ama bence bu bir rezillik değil. Hata yapmak insanın bence en değerli, en kıymetli hazinesi. Biz en iyi öğreten yapılan hatadır diyoruz. O yüzdendir ki ne kadar hata yaparsam o kadar öğrenirim felsefesiyle ilerlediğimiz için bir kere hata konusuyla çok iyi bir barış imzalamanız, onunla barışık olmanız lazım. İlkokuldan beri çocuklar sürekli hata yaparlar ve öğretmenleri onları her hareketinde yönlendirir. Bir takıldıkları soru olduğunda anında kaldırabilirler. Hatta yerini, zamanını da bilmedikleri için bir anda mesela çişim geldi diye bağırabilir. Yani bu aslında çok önemlidir. Ama siz yaş ilerledikçe işte benim için gülerler mi, bir şey söyledim utanmalı mıyım falan gibi kendinize koyduğunuz engeller yüzünden aslında kendinizi öğrenmeye ve bir sürü şeye kapatıyorsunuz. Ortaokulda öğrenmediğiniz belki ufacık bir bilgi yüzünden şu an Elon Musk'ın sağ kolu değilsiniz. Bu da olabilir. Yani bu kelebek etkisi gibi hayatınızda hiçbir zaman utanmayın. Hata yapmak için kendinizi sürekli olarak motive edin. Hatta hata yapmaktan gurur duyun. En kıymetli hatam benim şuydu. İyi ki o hatayı yaptım, onun sayesinde bu insanla tanıştım diyen bir sürü insan var. İyi ki o hatayı yaptım da bugün bu şirkette çalışıyorum diyen var. İyi ki şu hatayı yapacağım da buradan kurtulacağım diyen, o planları yapanlar bile var. Yani hata bazen planınız bile olabilir. Biz bunu tabii ki elektronikte falan kullanıyoruz. Kapasitör ters akımla bağlanırsa patlar ve ortaya da kötü koku yayılır diye bir laf duyduysak, ya bu hatayı yapalım ne olur diyerek onu öğrenmek istiyoruz. Ya da sobaya mesela dokunduğumuzda
elimiz yanar dediklerinde ya bir dokunmak istiyorum ki o yanmayı hissedeyim. Sonra ben ne kadar yandığını anlarsam ona göre davranırım diyebiliyoruz. O yüzdendir ki kontrollü hata ve kontrolsüz hata kavramlarını hayatımıza sokmalıyız. Bununla ilgili Hata 101 diye bir eğitim veriyoruz. Onun mesela İngilizce'deki asıl karşılığı failing forward'dır. Failing hata yapmak diye düşünebilirsiniz. Forward da ileriye götürmek. Yani insanlar hep böyle hata yapar kendini geriye çekerler. Failing backward denilen şeyi yaparlar. Ama halbuki biz hata yaptıkça ileriye gitmeliyiz. Bazı büyük şirketler gördüğüm makalelerde Microsoft'un da sanırım milyonlarca liralık bir işe sizi yerleştirmeden önce 10 binlik 100 binlik projelere sokup orada hatalarınızı yapın sonra sizi o kısma alalım diyorlar. Bir sürü şirkette biliyorsunuz sizi stajyer olarak alabiliyor başlangıçta. Stajyer ya da stajyer mühendis, okurken mühendis şeklinde de davranabiliyorsunuz. Orada istediğiniz hataları yapıyorsunuz. Sonraki büyük bir hata yaparak koca şirketi batırmayın diye. O yüzden hatalarımızı olabildiğince yapmalıyız. Belki bu sağlıkta çok tehlikeli bir şey olabilir ama orada da belki ufak hatalarla öğrenilebilir. Ne kadar hata yapabiliriz. Tabii bu ömrümüz için biraz sıkıntılı ama belki de şöyle bir kapasitemiz olduğuna inanırsanız daha iyi olur. Sadece kendi hatalarımızdan öğrenmemeliyiz. Hata yapan milyarlarca insan var. O yüzden hepsinin yaptığı hataları görüp kendi hayatınızda uygulayabilirseniz, bir de bu çok önemli oluyor, o zaman artık siz kendi başına ilerleyebilen bir insan olursunuz. Öğrenmeyi öğrenmek konusunda aslında en temelinde hata yapmak, başkalarının hatalarından da öğrenmek kavramlarının birleşimi vardır. Öğrenmeyi öğrenmek konusunda aslında bir sürü sistem kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi Google Teknik Üniversitesi, YouTube Teknik Üniversitesi'nde demiştim. Cheat sheet ile ilerleme. Cheat sheet nedir? Kopya kağıdı. Sheet kopya çekmek. Sheet de bir kağıt gibi düşünebilirsiniz. Bir A4 gibi bir şey. Bazı insanlar bir programı öğrenirken böyle özet bir sayfa oluşturuyorlar. İşte şu komut bu anlama gelir. Bunu yapmak için şu iki tuşa basman gerekir. Bu tam sayı tanımlamadır. Bu bilmem ne tanımlamadır falan gibi. Ya da tasarımda şunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur gibi. Böyle özet bir sayfa olur. Bu niye önemlidir? Ezberlemeden neyin nerede olduğunu istediğin zaman kontrol ederek bir şeyleri öğrenebilmen için. Yani kopya kağıdı hazırlarken aslında çok iyi öğrenirsiniz. Kopya çekmeyin tabii ki ama kopya hazırlamak mesela çok faydalı bir eylemdir. Kopyayı çekmedikçe size çok şey öğretebilir. Niye? Çünkü en önemli şeylerimi bu kadarcık kağıda sığdırabilmem lazım. O zaman ben o öğreneceğim kavramın en önemli noktalarını işaretleyebiliyorum. Öğrenme sürecinde aslında bu en önemlileri, en elzemleri. Bana neyi sorabilirler? Hani orada senin motivasyonun aslında bu. Sınavda ne çıkabilir? Onları buraya yazayım dediğin için en önemlileri oraya yazıyorsun. Bu yüzdendir ki biraz daha ayrıntılarda boğulmuyorsun. Çünkü son kalmış bir gün, o zaman kopya yazıyorsun ve kopya da sana çok güzel bir öğrenme sağlayabiliyor. Tabii ki bunu çekmeyin. Diğer insanlar arasında bir ayrım olmasın, yarıştan dolayı kaynaklanan bir adaletsizlik olmasın. Çünkü zaten adaletsizliğin içerisinde yüzüyoruz. Çok derya deniz adaletsizlik kavramı. Ve bunun da aslında en büyük sıkıntısı ülkemizde nepotizmin daha fazla olması. Yani yeğencilik. Başkaları hep sizin önünüze geçiyor. Bunu nasıl kırabiliriz? Liyakatı öne sunarak. Liyakatlı insan nasıl olunacak? O zaman yetenek ve beceri konusunda kendimizi geliştireceğiz. Nasıl geliştiririz kendimizi? Kendimizi önce tanımlarız, eksiklerimizi ortaya çıkarırız, o mikro becerileri yavaş yavaş öğreniriz. Ben kendimi nasıl tanımlayacağım? Google'a yazacaksın, yine başladık. Wikipedia, meslekler. Karşına çıkan sayfada bir tane kocaman liste vardır. Belki meslek listesi yazarsan da yine aynı şeye ulaşabilirsin. Orada Wikipedia'da meslekler listesi yazdığımızda kocaman bir liste çıkıyor. Ben kendi yolumu öyle çizdim, belki sizde de işe yarayabilir. Dansözlük, rektörlük gibi hayatımda hiç yapmayacağımdan emin olduğum mesleklerimi çizdim. Siz bunları belki yapmak istiyorsanız diğerlerini çizebilirsiniz. Asla yapmayacağınızı düşündüğünüz bütün meslekleri çizip son 10 tane mesleği bırakmaya çalışın. 20'ye kadar eleyebildim, daha fazla eleyemiyorum, elemeye çalışın. O ilk 10'u eledikten sonra ortak özelliklerine bakın onların değerler konusunda. Bende mesela ortak özellik şu çıkmıştı. Öğrenmek, hepsinde vardı. Öğretmek vardı, hepsinde.
üretmek vardı hepsinde. O zaman dedim ben öğrenmeyi, öğretmeyi ve üretmeyi seviyorum. Bunun üçünü yapabilmek istiyorum mesleğimin içerisinde. O zaman benim mesleğim öyle bir şey olacak ki bu üç kavramı içerisinde barındıracak. Belki öyle bir meslek yoktur. Kimsenin aklına gelmemiştir. Girişimcilik dediğimiz zaten aslına bakarsanız kendi mesleğini kendin yaratmak değil mi? Biraz da öyle düşünebiliriz. O zaman dedim ben girişimci olacağım. Ve içerisinde öğrenme, öğretme, üretme olan bir kavram ortaya çıkaracağım. Neyse ki hazır bir kavram vardı. Maker hareketi denilen bir kavramı gördüm. Maker kendin, yani kendin yap felsefesi de sadece sıkıştırmayalım. Her şeyden bir şey yapanlar gibi anlatılabilir. İngilizce yapan kelimesinden geliyor. Bazılarımız yapıcı diyor. Onu da diyebiliriz. Üreten fark etmez. Prototipçi. Ama her şeyden bir şey yapan derken bu maker hareketinin segmentlerine denk geldim. Birincisi zero to maker, yani sıfırdan maker'a. Bir dakika dedim, sıfırdan maker'a demek ne demek? Bir disiplin öğrenmek. O zaman ben sıfırdan tasarım öğreniyorum, sıfırdan yazılım öğreniyorum, sıfırdan donanım öğreniyorum. O zaman bu kavram öğrenenler denilen bir aşama olsun. Sıfırdan öğrenenler dediğimiz aşamayı bir kenara koydum. Zero to maker, öğrenenler diye böldüm onu. Ondan sonra bir baktım, maker to maker denilen bir kavram varmış. Yani öğrendiklerini başkasına anlat. Öğrendiklerini başkasıyla paylaş. Açık kaynak olsun ki kaynaklar genişlesin, her şeye erişebilelim. Çünkü hepimiz ana dilimizdeki kaynakları kullanmaya kalktığımızda ufacık bir göl. Ama bütün kaynaklara erişebildiğimizde derya denizi bırak, okyanus. O yüzdendir ki hepimizin her şeye erişebilmesi çok önemli. Açık kaynak ya da özgür donanım, özgür yazılım, bunlar çok önemli kavramlar. Bu yüzdendir ki maker hareketinin en güzel yanlarından biri paylaşmak. Onda da co-learning, co-teaching ve co-making denilen, co burada ortak anlamı taşılıyor. Kooperatif, ortaklaşa gibi düşünebilirsiniz, kolektif. Co-learning demek birlikte öğrenme. Co-teaching birlikte öğretme. Co-making birlikte yapma, üretme. Şimdi burada maker to maker dediğimiz kısımda bir kolektiflik söz konusu. O zaman dedim burada biz öğretenler diye bir aşama oluşturalım. Çünkü insan öğreterek de öğrenir. Bizim ilk sloganımız öğreterek öğrenen, öğrenerek öğretenler gibiydi. Devrikti ama buydu. O yüzdendir ki bir sürü eğitim ile ilgili dokümanlarda bazı piramitlere denk gelirsiniz. İşte %90 insan öğreterek öğrenir gibi bir bilgi verir size. Seneca vardır filozof mesela, onun da bir lafı vardır. İnsan öğreterek öğrenir diye. Gerçekten birilerine bir şey öğrettiğinizde öğreniyorsunuz. Bu noktayı biraz açıyorum. Üniversitedeyken matematik dersine girmiştim. Kalkulus diye geçiyordu. Matematik dersine bir baktım, bir şekilde geçtim, ettim falan filan. He tamam dedim, matematiği yaptım, orta halli bir şey oldu. İkinci matematik dersini aldığımda biraz daha zordu. Onu yaparken ya bir ne kadar kolaymış, tüh keşke daha çok çalışsaydım diye kafama jeton düştü. Üçüncü aşamaya geldiğimde artık birinci seviyeye öğretmeye başlıyordum. Üçüncü seviyeye geldiğimde çünkü insanlar geliyordu, ya sen bu konuları biliyorsundur, belki bunları cevaplarsın diyorlardı. Ben de onlara öğreterek, aa bu böyle miymiş ya, sana basite indirgerken ben farkına vardım diyerek asıl öğrenme sürecine öğreterek başlıyordum. Gerçekten de öğreterek başlamak çok önemli öğrenmeye. O zamana kadar aslında öğrenmiyoruz. Bilgiler bize doğru geliyor. Daha bilgiler geldi ama bir yerde konaklayamıyor. Bizim onu yerleşik hayata geçirebilmemiz için kendimiz bir yerde durmalı ve birilerine bir şeyler öğretmeliyiz. O zaman bilgi bizde yerleşiyor, kalıyor. Hatta kendi bulduğumuz bilgiler daha da kalıcı oluyor. Maker to maker tarafını geçtim. Maker to market denilen bir kısım var. Bir şeyleri öğrenmek için sürekli para harcıyoruz. Bir şeyleri öğrenmek için yani dershanelere on binlerce paralar verilebiliyor. Ya da internet üzerinden bir sürü eğitim satın alıyoruz. Fakat bu eğitimlerin her biri çok kötü. Yani birçok kurum sadece sertifika satmaya odaklanmış. Binlerce, milyonlarca paralar dökülüyor. Hatta trilyonlarca ülkemizde eğitime para dökülüyor. Fakat çoğu insan eğitim almıyor. Sertifika satıyorlar, belirli bir CV oluşturuluyor. Sen şu kağıt parçası hakkında özetleniyorsun ve bitti. Ama bu beni gerçekten anlatıyor mu? Hayır. Bir makine mühendisine gidiyorsunuz, teknik resim konusunda şu işi yapar mısın dediğinde yapamıyor. Niye yapamıyor? Çünkü teknik resim dışında geri kalan bütün konularda mükemmel. Ama bir tek teknik resmi anlamıyor. Siz de diyorsunuz ki teknik resim bile yapamıyor, nasıl makine mühendisisin? O yüzdendir ki ufacık parçalarla insanların koca mesleklerini yargılayamamamız lazım. Bu yüzdendir ki meslek kavramının karşısındayız.
Bu konuya daha derin geleceğim. Zero to Maker tarafına daha özel giriyorum. Bu Maker to Market tarafına. Şimdi Maker to Market tarafı aslında bizim pazarlamaya çıkmamız noktası. Yani artık o kadar para harcadık. O parayı bir yerden kazanmamız lazım. Ürettiklerini girişimci olarak artık piyasaya sürmen lazım. Ne ürettin? Mesela bir şeyler öğrendim, bilgi ürettim. O zaman danışmanlık verebilirim. Bir şeyler öğrendim, ne öğrendim? Müfredat öğrendim. O zaman bu ürettiğim müfredatı birilerine öğreterek satabilirim, eğitim. Sonra ne öğrendim? İşte bir şeyler ortaya çıkarttım. Nedir? İşte ahşaptan ürün, 3 boyutlu yazıcıdan ürün, bir problemi çözdüm, bir ürün ürettim. O zaman o ürünü satabilirim. Yani eğitim, danışmanlık ve satış gibi kavramlarla Zero to Maker'dan Maker to Market'a yükselebiliyoruz. Maker to Market artık pazara çıktığımız yerdir. Burada da yapanlar diye biz sınıflandırıyoruz. Öğrenenler, öğretenler, üretenler diyebiliriz. Bu aşama çok önemliydi. Çünkü biz burada şunu anladık. Maker hareketiyle çok paralel ilerliyormuşuz. Yani biz üretmeye doğru öğretiyormuşuz. Üretmek niye önemlidir? Dışarıdan bir şeyleri satın aldığımızda bugün arabayı mesela almaya çalıştığınızda ne kadar para ödüyorsunuz? Yani vergiler, bilmem neleri, maliyetinden çok çok fazla paralar ödüyoruz. Ama bu konuyu aslında burada üretebilsek, ham maddeyi mesela dışarıdan almasak, burada suya yakın, ne bileyim insanların işçi bulma konusunda daha rahat edebileceği bir bölgede, kendi ürettiğimiz yöntemleri kullanarak ortaya bir ürün çıkartsak, yerli ürünlerle yurt dışına ihracat yapsak. Ama biz ne yapıyoruz? Dışarıdan sürekli bir şeyler almaya çalışıyoruz. Fakat bu ne oluyor? Bizi dışarıya bağımlı hale getiriyor. Biz artık ya siz yorulmayın, biz size satarız. Siz o yüzden hiç kendinizi geliştirmeyin falan diyorlar. Biz de tamam ucuza mal alıyoruz diye seviniyoruz ama bu kısa dönemlik bir şey. Aslında bizim dışarıya bir şeyler satabilmemiz, kendi ürünlerimizi üretebilmemiz lazım. Bunu da ilk başta kopyalayarak başlayacağız. Nasıl kopyalayarak? Normalde kopyalamak kötü bir şeydir. Ama öğrenirken kopyalamak mükemmel bir şeydir. Hepimiz matematik öğrenirken 3 artı 5'i hayatımızın bir alanında toplamamış mıyızdır? Topladık. İlla birimiz onu 8 buldu. Ben şimdi 3 artı 5'i başka bir yerde kullandıramayacak mıyım? O beni mi kopyaladı? Hayır. Nasıl ki matematikte bir şeyleri kopyalıyoruz, öğrenirken başka şeyleri de kopyalayabiliriz. Yani birisi ne yapmış? İşte şöyle bir oyuncak kit yapmış. Biz de o oyuncak kiti kopyalayabiliriz. Aynısını üreterek öğreniriz. Satarsak imtihale girebilir. Hani imtihale girebilir. Orada aslında bakarsanız öğrenirken bir şeylerin aynısını yapabilirsiniz. Fake it till you make it lafı aslında burada bize çok faydalı oluyor. Bir şeyi yapabilene kadar yapıyormuşsun gibi davran, gibi düşünebilirsin. İlk başta bir şeyi öğrenene kadar aynısını yap. Çünkü sen bu hayata yeni başladın. Belki daha çok şey bilmiyorsun ama birileri senin aklına gelen fikri çoktan yapmış olabilir. Çünkü sen daha şu an başlangıç evresindesin. O yüzden birileri senden önce yaptı hep bir şeyleri. Sen de öğrenme evresindeyken bu durumu çok yaşayacaksın. Her şey yapılmış, bize bir şey kalmamış filan düşüncesindeysen anla ki öğrenmenin daha başındasın. Ne zaman ki aynısını kopyalayarak Çin gibi öğrenirsen, artık kendi yapay zekalı çiplerini de yaparsın, kendi telefon işletim sistemini de yaparsın, uzaya uydu da gönderirsin, her şeyi yapabilirsin. Aslında öğrenirken kopyalamak mükemmel bir şeydir. Yeter ki bu kopyaladıklarınızı satarak insanların emeklerini harcamayın. Çünkü emek hırsızlığı aslında liyakattan bizi uzaklaştırır, emmioluculuk, nepotizm dediğimiz tarafa getirir. Bu yüzdendir ki öğrenmeliyiz. Öğreterek kendi kitlemizi anlatabilmeliyiz ve üretmeliyiz. Dışarıdaki kaynakları nasıl öğreneceğiz? Yani birilerine bir şeyler anlatmak istiyorum ama kaynaklarımız az. O zaman da belki farklı yabancı dilleri öğreneceğiz. Yabancı dil nasıl öğrenilir? Bu da aslına bakarsanız çok kolay, çok güzel bir kavram. İngilizceyi ben nasıl öğrenebilirim? Günlük hayatta kullandığım cümleyi İngilizceye çeviririm. Bunu da yurt dışında bir yerde konuşacaksam aynı cümleleri kullanacağım. Sadece bunların İngilizcesini öğrensem mesela İngiltere'de, Amerika'da İngilizce konuşulan herhangi bir yerde konuşabilirim. Neyi öğrenmem gerekiyor dedim mesela. Neyi öğrenmem gerekiyorun? İngilizcesini öğrenmen gerekiyor. Orada az önce kullandığın cümleyi İngilizceye çevir ve bunu öğren. Aslına bakarsan her şey çok basit. Ama biz bunları zorlaştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Merhaba, nasılsın?
tanışma cümleleri, bilmem nelerle her şeyi başından öğrenerek kendimizi zorluyoruz. Orada sıkıntı yaşıyoruz. Ama bir bebek başından itibaren mi öğreniyor? Yani çocuklar özne, yüklem, tümleç falan diye mi öğreniyor dilleri? Yok. Anne, baba, dede diye iki heceden oluşmuş müzik notasına göre dört dörtlük ritimlerde bazı kelimelerle öğreniyor. Bunları çıkarana kadar da tek kelimeyle idare ediyor. Bum diyor, su içmek istiyorum diyor. Mum diyor, yemek yemek istiyorum diyor. Yurt dışındaki hatta bazı kelimeler dad, mom, onlar tek heceli. Daha da kolay öğrenilebilsinler diye. Ama işte biz aslına bakarsanız burada her şeyi başından sonuna kadar sırayla öğrenmemiz gerekiyor gibi bir algıya düşüyoruz. Öyle öğrenmek zorunda değiliz. İhtiyacımızı önce gidereceğiz. En aciliyetim ne benim? Maslow'un piramidine göre yemek yiyebilmem lazım. O zaman anneme mom diyeceğim ki orada ben yemek yiyebildiğimi karşı tarafa aktarabileceğim. Senin öğrenmen gereken sıfırdan yüze ise şu an sadece şurada bir yerde ufacık bir şeyi öğrendin, yemek yiyebilmeni karşı tarafa anlattın. Bunu bir çocuk proje olarak öğrendi. Sonra su içmek istiyor. Her su içtiğinde brut brut diye ses çıktığı için çocuk onu bum bum diyor. Yani o duyduğu şeye göre onu isimlendiriyor. Diyor ki ben bunu istiyorum. O köpük 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 yapan şey var ya, ondan bana getir. Benim ona ihtiyacım var diyor. Ağlıyor. Gazım var diyor, ağlıyor, bir şey oluyor, ağrısı var. Yani aslına bakarsan kendini anlatabilmesi için bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyor fakat başından sonuna değil. Ben mesela internette bir şeyler öğrenmek istedim, bir web sitesi yapmayı. HTML diye bir şey gördüm. Başından sonuna kadar dedim şunu öğrenmeye kalkayım. HTML neyden ibarettir? İşte head vardır, baş. Sonra body vardır, vücut. Sonra foot vardır, ayak. Böyle web sitesini baş, gövde ve ayak diye bölmüşler. Orada bana tek tek bir şeyler yazdırıyorlar. Sonra merhaba dünya, bir tane yazı, koca sayfa, site yaptım. İyi de benim gördüğüm Facebook, YouTube, hani bunlar böyle değil. Tıkladığımda etkileşiyor, videolar gösteriyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ben ne zaman oraya geleceğim? Ona daha çok var. Böyle olmamalı. Bir şey öğreneceksem hazır bir template'i, bir şablonu belki de ortaya koyacağım. Üzerinde değiştire değiştire öğreneceğim. Yani çocuk gibi düşünün. O zaman ne yapacağız? Bootstrap diye bir şey gördüm. Hemen Bootstrap'ı aldım. Bir tane web sitesinin hazır şablonu. Böyle önüme koydum. Aa dedim paragrafı bu tarafa nasıl getiriyoruz? 1/2 yerine bu tarafı koyacaksın. Bitti. Şuradaki yazıları değiştireceksin. Aa koyu yapmak için ne yapacağım? Şu iki tane harfi ekle. Yani bu kadar basit. Öyle öyle ilerlediğinizde ihtiyacı dayalı olarak öğreniyorsunuz. Yani proje bazlı öğreniyorsunuz. Bir şeyi öğrenmek istiyorsanız ona çok ihtiyaç duymanız lazım ki hızlı öğrenebilirsiniz, zevkle öğrenebilirsiniz, araştırmak için gaza gelesiniz. Yani o yüzdendir ki bizim ne yapıp ne edip proje bazlı bir şeyi kafaya koyarak ilerlememiz lazım. Ne öğrenmek istiyorsanız öğrenin, bence böyle olması lazım. Yani bir karşı cins bulduktan sonra onunla mesajlaşarak, chat yaparak yani sohbet ederek karşı dili öğrenebiliyorsak aslına bakarsanız motivasyonu bunun budur. Orada bize bir soru soruluyor ve benim o cevabı vermem gerekiyor. Benim şu anki tek problemim çamaşır makinesinin çalışmıyor olması, buzdolabında yemek bitmiş olması falan değil. Orada o sohbete odaklandım. O sorunun cevabını verebilmem lazım. O zaman ilerleyebiliyorum. O yüzdendir ki karşınıza çıkan problemleri çöze çöze ilerlediğinizde neye ihtiyaç duyduğunuzu da ortaya çıkaracaksınız. Bir diğer kavram daha. Kendinizi tanımlarken aslında nelerden oluştuğunuzu anlayabilmeniz lazım. Biz o yüzden dünyadaki 4096 tane mesleği seçtik. Bu mesleklerin altında yatan kol kaldırabilmek, işte sıcak altında çalışabilmek, işte boyun belirli bir santimden yüksek olması, alçak olması gibi bütün yetenek, beceri ve özellikleri 1 milyona yakın bunlar, mikro becerileri listeledik. Ve insanların bunları keşfetmelerini sağlıyoruz. Onların bir öğrenme çemberini çıkartıyoruz. Ondan sonra da yeni bir beceri edindiğinde acaba işte bu beceriyi edinirsem ne olabilirim diye ortaya çıktığında işte %2.4 makine mühendisi becerilerine sahipsin. Ama makine mühendisi oldun falan değil. Yani %2.4 o beceriyi kazanmış bir kişiyle aynı beceriye sahipsin. Yani çünkü belki bir gün onu %100 yaparsın. Ben niye makine mühendisi olamadım? Sen makine mühendisi odasına kayıtlı olabilecek kadar bir diplomaya sahibi misin? Değil. Hani o yüzden o yetenek becerilere sahip olmak yetmeyebiliyor. Diğer, kendimi fabrikaya dost canlısı olarak ikna ettirebilmek gibi farklı insani kavramları da düşünmemiz gerekiyor. Ama olsun, bu sizin yol haritanız için çok faydalı.
Ben işte şu beceriyi öğrendiğimde bir bakıyorum ki makine mühendisliği ne ya? %3.6 sosyolog olabiliyormuşum. O zaman bir de bunu düşüneyim. Bir beceri ediniyorsun, bu da yükseliyor, bu da yükseliyor. Bazı becerilerin çok böyle lezzetli şeylerle uğraşıyorsun. Matematik, geometri, bunlar falan ilgini çekti. Bir bakıyorsun ki endüstri ürün tasarım bölümüne ben gitmeliymişim. Yani bir anda dengeler değişebiliyor. O yüzdendir ki ne yetenek beceriye sahip olduğunuzu anlamanız lazım. Her insan gibi rol model seçmeniz lazım. Çünkü biz hepimiz dayım gibi manav olacağım, bilmem ne abim gibi taksi şoförlüğü yapacağım diyoruz. Çünkü çocuk karşısında o meslekleri görüyor. Eğer biz çocuğumuza diğer meslekleri gösterebilirsek, yazılımcı var. Ne yapıyor ki? Bunu yapıyor. O senin kullandığın tablet bilgisayar var ya, onları yapıyorlar. Çocuk daha heyecanlanabilir. Mesela bu oyunda sevmediğin bir şey var mı? Var. Sen yapmayı öğren, sen onu değiştir. Hani o zaman daha bir kıymetli oluyor. Bu yüzdendir ki biz herkesin öğrenen çemberini çıkartmaya çalışacağız. Kim olmak istiyorsan, mesela buraya bir kişiyi koyacaksın. Ben bu olmak istiyorum. Benim çemberim de burada. Hangileri gri, yani hangileri bende eksik, onlara bakacaksın ve onları tamamlayacaksın. Yani bunun için bize ihtiyaç duymayın. Yani siz de kendiniz hangi yetenek becerilere kendimi eksik görüyorsam onları tamamlayabilirim. Çok basit bir şekilde bunları ortaya çıkarabilirsiniz. Bu disiplinleri öğrenirken de disiplinler arası, çoklu disiplin ve disiplinler üstü denilen kavramları da öğrenmeniz lazım. Yani nedir bunlar? İnterdisiplin vardır, ara disiplin. Yani nedir? Matematikle fenin ortak olduğu noktalar mesela. Burada bir disiplin var, burada bir disiplin var. İkisinin birden kapsadığı nokta. Multidisiplin, çoklu disiplin. Ya yani bu matematik, fen, ikisi birlikte. Ya da bizim şu an öğrenenlerde kullandığımız transdisipliner dediğimiz, yani disiplinler üstü kavramı. Burada ne yapıyoruz? Tek bir amacımız var. O amaç için bütün meslek dallarını, tüm yetenekleri, tüm becerileri kullanmaya çalışıyoruz. Yani öğrenme sistemini değiştirmeye çalışıyoruz. Eğitim sistemiyle hiç alakamız yok. Çünkü biz insanları değiştirmek istemiyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi insanları değiştirmeye çalışmaktan onları keşfedemiyoruz. Yetenek becerilerini ortaya çıkaramıyoruz. Yani birimiz şöyle bir şey oluyor, birimiz böyle oluyor, birimiz böyle ama hepsini böyle düz yapmaya çalışıyoruz. Herkes tek. Herkes tek tip. Bu bize bir şey ürettirmez. Herkesin aynı olduğu yerde sadece huzur olur. Yani işte kimse kimseye itiraz etmiyordur. Çok iyi anlaşıyoruzdur. Ortaya ürün çıkaralım. Hepimiz yatacaksak, ya yani biri yatıyorsa hepsi yatıyor. Biri çalışıyorsa hepsi çalışıyor. Piyango gibi. O zaman ne yapacağız? Biri çalışacak, biri yatacak, biri başka bir şey yapacak, öbürü farklı bir şey. Oradan bir bakacak ki, ben niye yatıyorum? Ya şurada çok eğlenceli bir şey oluyor diyecek, farklı bir şey görecek. Oradan onu besleyecek, bu buradan bunu besleyecek, biz büyüyeceğiz. Bu yüzdendir ki her disiplinden arkadaş çevrenizin de olması gerekiyor. Sizin aslında kendiniz bir girişimsiniz. Adınız, markanızın adı. Sonra yüzünüz, logonuz, konuştuğunuz insanlar, müşteri kitleniz, onların problemlerini çözüyorsunuz, manevi problemlerini. Bu yüzden kendinizi girişim olarak gördüğünüzde aslına bakarsanız bunların hepsini bir araya getiren bir komünite de kurmuş oluyorsunuz. Ben bu komüniteyi nasıl kurdum? Üniversitedeyken isim, soy isim, telefon, mail gibi 4 tane temel bilgiyi bir Excel hücresine yazdım. Bunu yazdıktan sonra hangi yetenek becerilere sahip bu arkadaşım diye bir sütun ekledim. Ve en son ne zaman görüştük diye de bir sütun oldu. Ondan sonra şunu gördüm. Bu arkadaşımla ne kadar zamandır görüşmüyorum? 2 yıl. O zaman haftaya gel seninle bir çay içelim. Sonra haftaya gel seninle bir çay içelim diye 6.000 kişilik bir topluluk oldu. Fakat sonra baktım yetişemiyorum. O zamanlar tiyatro bileti 6 liraydı. 20 tane bilet alıyordum 120 lira. Hadi 20'niz gelin tiyatroya gidiyoruz. Hadi 20'niz gelin tiyatroya gidiyoruz diyerek oluşturdum. Sonra ne oldu? Oradaki bütün üniversiteden arkadaşlarımdan oluşan kocaman bir topluluğum oldu. Çünkü o insanlar ileride bir öğretmen, ileride bir doktor, ileride bir mühendis. Hepsi şu an bana çok faydalı olabiliyorlar. Çok kaliteli bir topluluğum oluştu. Siz de kendi topluluğunuzu böyle oluşturmalısınız. Nasıl bir topluluk kurduğunuz size bağlı. Ama en yakınınızdaki 5 kişiyi mutlaka iyi seçin. Çünkü siz onların ortalaması oluyorsunuz. Nasıl bir insan olmak istiyorsan o 5 kişiyi etrafına öyle sokmalısın. Yani bu konuda her şey sizin elinizde. Sadece akrabalarınızla görüşürseniz konfor alanınızdan dışarıya çıkamayabilirsiniz. Ama önemli olan belki de en uç noktada çok
olabileceğiniz kişiyi seçip onun gibi olmaya çalışmak. Bir de şey derler, bulunduğunuz ortamda en zekisizseniz muhtemelen yanlış yerdesiniz diye. Kendinizi geliştirecek mutlaka çevreler bulun. O yüzdendir ki bunu daha kaliteli bir hale getirin. Üniversite aslında bu noktada çok önemli. Bazen önemsiz, bazen önemli. Kazanamayanlar olabiliyor. Fakat ille de bir bölümü okumanız size ne katar? Bunları anlatmaya çalışayım. Çok da eksik değil. Onları dışarıdan da tamamlayabiliyorsunuz. Ben üniversitede okumayı neden seviyordum? Neden lisansımı 8 yılda, yüksek lisansı 4,5 yılda, doktorayı 3-4 tane doktora denemem oldu ve 6 yılımı falan harcadım belki. Üniversiteden kopmak istemedim. Akademisyenlik yaptım 3 yıl. Başka bir yerde 1 yıl akademisyenlik yaptım. Üniversite içerisinde çünkü şunlar var. Mesela 2 liraya yemek yiyordum. Kütüphaneye istediğim kitabı sipariş edebiliyor, günlük gazeteleri sayfa sayfa çevirebildiğim dijital bir program vardı. Her laboratuvarda milyon dolarlık aletleri kullanabiliyordum. Her hocadan bedava danışmanlık alabiliyordum. Bütün öğrenci kulüplerinde bir gün dil öğrendim, bir gün resim yapmayı öğrendim, bir gün müziği öğrendim. Bir günde işte başka bir şey öğrendim. Sanat kulübüne gittim, basın yayın kulübüne gittim mesela. Bütün benim ortaklarım aslına bakarsanız basın yayın kulübünden. Şimdi üniversite kulüplerinden çok fazla bedava eğitim alınca bu sefer ben de bir şeyler öğretmeye çalıştım derken dost kulüp kavramını kurabildim. Yani sonra dost firmalar, dost mekanlar böyle böyle gelişti ve öğrenenler aslına bakarsanız üniversiteden topladığım bir network yani ağın gelişmiş bir hali oldu. Bu yüzden de şimdi üniversite öğrencilerinden oluşan çok güzel bir topluluğu da kurup bir araya getireceğiz. Sizin de emin olun hayatınızı değiştirecektir. Üniversite kulüplerine gidip toplantılarına katılıp aktif rol alıp oralardan bir şeyler öğrenip kendinizden bir şey katmanız. Bazı öğrenci kulüpleri dışarıdan öğrencilere açık. Mesela İTÜ Girişimcilik Kulübü'nde farklı üniversitelerden hatta liseden bile çocukların geldiğini gördüm. Yani bu anlamda başka kulüplere de gidip ziyaret edebilir, üniversite ortamını henüz üniversiteyi kazanmadan görebilirsiniz. Benim en büyük eksiklerimden biri buydu. Hayatımda hiç içine girmediğim bir üniversitenin, hiç hakkında bir şey duymadığım bir bölümünü yazıldım ve ömrümün geri kalanında bana bu mesleği yapacağım söylendi. Artık değiştirebilecek bir fırsatım yokmuş gibi geldi bana ve o ilk 8 sene okumamın sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Ben İngilizce istemiyordum. Makine istemiyordum, Gaziantep'i istemiyordum. Ama süreç öyle bir gelişti ki ben İngilizce öğrendiğim için çok mutluyum. Antep'te okuduğum için bu göbeğe sahip oldum. Kebapları bilmem neleri bir sürü şeyi öğrendim. Şu an seviyorum. Ve yani Gaziantep'i seviyorum. Makine mühendisliğini seviyorum, İngilizceyi seviyorum. Yani bu anlamda arkadaşlar neyiniz eksikse kendinizi öğrenmeye çalışın. Siz bir kitapsınız. Bütün kaynaklar sadece kitap değildir. İnsan da bir kitaptır, insan da bir öğrenme kaynağıdır. Dijital platformlar da bir öğrenme kaynağıdır. Hata yapmak da bir öğrenme kaynağıdır. Bugün öğrenme kaynakları hakkında bayağı şey öğrendik. Eminim siz de bu bütün kaynakları şimdi evinizde en güzel bir köşeye raf oluşturup tek tek post-itlere ya da yapışkan bantlara yapıştırabilir ve nasıl bir yol çizeceğinizi bir A4'e çıkartabilirsiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.